Evet sayın seyirciler, şu an Elbistan'dayız. Elbistan Adliye Binası'nın önündeyiz. Takdir edersiniz ki buraya gelmemizin amacı Elbistan Belediyesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ilçe başkanları Mehmet Gürbüz hakkında, Elbistan Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklar ve mikrofonları kendilere uzatacağım. Konu hakkında açıklamada bulunacaklar. Öncelikle Sayın Başkanım, merhabalar. Merhaba. Evet, şu an İyi Parti İl Başkanı Ahmet Bey de burada. Buraya geldik, adliye binasına. Konu hakkında bir kamuoyuna ne söylemek istersiniz? Öncelikle tüm Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimize, Elbistanlı hemşehrilerimize, biz diyen herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan gününde de biz muhalefet olarak kimsenin hakkını yedirmemek adına vatandaşın hakkını aramaya gayret ediyoruz. Bu anlamda da bugün biliyorsunuz uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden Elbistan Belediyesi'ndeki bu raporla ilgili, komisyon raporuyla ilgili olarak bir takım şeyler vardı. Bizim de itirazlarımız vardı. Bu itirazlara istinaden bugün geldik. İşte Millet İttifakı olarak suç duyurusunda bulunduk. Belediye başkanı ve bunu organize eden ya da bunun içinde olan herhangi kim varsa onlarla ilgili bir araştırma yapılmasını, soruşturma yapılmasını istedik. Neticesinde de cezalandırılacağı kanaatindeyiz, fakat bundan sonra yargının işi olduğunu düşünüyoruz. Onun için buraya geldik, vatandaşların hakkını aramak adına suç duyurusunda bulunduk. İnşallah gereği yapılır. Çok teşekkürler başkanım. Evet, yanımda CHP'nin ilçe başkanı Tayfun Bey var. Sayın başkanım. Merhabalar. Merhaba. Sayın İl Başkanımın söylediğine aynı şekilde biz de iştirak ediyoruz, katılıyoruz. Millet İttifakı olarak vatandaşımızın, Elbistan halkının zarara uğramaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugün burada olmamızın sebebi de İl Başkanımızın açıkladığı üzere kamuoyunu çokça meşgul eden bu komisyon raporuyla ortaya çıkan belediye başkanlığı nezdinde yapılan ihalelerdeki usulsüzlüklerle ilgiliydi. Bunlar komisyon raporuyla, komisyon üyelerimiz de burada, Bedir Bey, Taylan Bey. Komisyon üyelerimizin de, diğer MHP ve AKP'li komisyon üyelerimizin de çalışmalarıyla bazı usulsüzlükler tespit edilmiş. Bu da bildiğiniz gibi kamuoyu içerisinde çokça konuşuldu. Bu konunun daha fazla uzamaması için biz meclis başkanlığının bu konuda hareket etmesini bekledik. Meclis başkanlığının gelip suç duyurusunda bulunmasını bekledik. Ancak meclis başkanlığı herhangi bir suç duyurusunda bulunmayınca muhalefet olarak iş bize düştü. Ve geldik bugün belediye başkanlığı ve ilgili müdürler, bu konuyla ilgili ticareti yapılan, işleri yapılan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bunun ortaya çıkmasını istiyoruz, temennimiz bu. Söyleyeceklerim bunlar. Başkanım, Elbistan halkı da inanılmaz konuya vakıf. Yani Kanalmaraş'ın da gündeme taşımasıyla komisyon raporundan sonra inanılmaz şaibeler, belgeler çıktı ortaya. Bununla ilgili mutlaka hem fikirsiniz de bilginiz de vardır. Elbistan halkının düşüncesi nedir? Elbistan halkının düşüncesi sosyal medyada olsun, sokakta konuşulanlar olsun. Yani herkes bu durumdan rahatsız. Elbistan olarak maalesef belediyeden çok büyük sıkıntı çektik geçmiş yıllarda. Aynı sıkıntıyı yaşamamak için biz Millet İttifakı olarak belediye başkanlığı seçiminden sonra dedik ki kardeşim, Elbistan'ın lehine olacak her konuda biz belediyemizin yanındayız. Bunu siyasi bir amaç sahip gütmeden dile getirdik. Ve şimdiye kadar da 1,5 sene boyunca da 2 sene boyunca da biz dedik ki muhalefet, yani kötü muhalefet yapmayalım. Ilımlı muhalefet yapalım, yapıcı muhalefet yapalım. Yani Elbistan'ımız için yapalım bunu. Genel siyasetten uzak Elbistan'la ilgili çalışmaya başladık. Ancak maalesef karşı tarafta böyle bir anlayış olmayınca iş muhalefete düştü. Vatandaşımız da bu konudan rahatsız. Neyin ne olduğunu görmek, bilmek istiyor. Kendisinin parasının çarçur edilip edilmediğini, hizmetlere harcanıp harcanmadığını bilmek istiyor. Bunun da en doğal hakkı. Onun için de bugün buradayız. Peki, çok teşekkürler. Evet, İyi Parti'nin ilçe başkanıyla Sayın Hüseyin Bey. Evet. Bugün ilk adım atıldı. Akşam da canlı yayında inanılmaz belgeler açıklayacak sevgili başkanım. Kanalmaraş'ın saat 9'da açık masa programında inanılmaz belgeler açıklayacak. Suç duyurusuna bulunuldu. Ne söylemek istersin? Aslında il başkanımız ve CHP ilçe başkanımız gerekli açıklamayı da yaptılar. Suç duyurusunda bulunduk. Biz Elbistan'a bir söz vermiştik. Bunun takipçisi olacağımız sözünü ve sözümüzü nereyiz? Biz bugün buradayız. Gerekli çalışmamızı bitirdik ve sonrasında başsavcılığımıza evraklarımızı teslim ettik.
Gönül isterdi ki burada sadece CHP ve İyi Parti olarak değil, Millet İttifakı olarak değil, tüm siyasi partilerin ilçe başkanları olsun. Muhalefetiyle, hatta Cumhur İttifakı ile. Çünkü burada hakkını savunduğumuz şey siyaset değil. Burada hakkını savunduğumuz şey Elbistan'ın hakkıdır. Elbistan'ın hakkını savunmak için isterdik ki herkes burada olsun. Ama ne yazık ki bu görev sadece bize düştü. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra da takipçisi olacağız. Akşam inşallah daha ayrıntılı, daha geniş bir açıklamada bulunacağım sizlere. Herkesin izlemesini tavsiye ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, Kanal Maraş izleyicileri, Elbistan Adliye binasında yaptığımız canlı yayın burada sona eriyor. Akşam Açık Masa programını sakın kaçırmayın. Sakın diyorum, çünkü inanılmaz belgeler açıklanacak. Kanal Maraş izlemeye devam edin.